Konsey kimseyi beklemez. Kimsenin geç kalmaya hakkı yok. Halil İbrahim Kapar kendi mazeretini açıklayacaktır. Bana geleceğini söyledi. Biraz daha bekleyelim Ziya abi. Benim vaktim bol. Sabaha kadar beklerim. Yeter ki herkes sözünde dursun. İnşallah bugün bir başımız olur. Kusura bakmayın, trafik vardı, geç kaldım. Aslında Ziya Bey, aceminin bir yolu kapatmış da halolun kanatlarını hesap edememiş. Toplantıya başlayabiliriz. Tekrar oylama yapmadan önce fikrinde değişiklik olup olmayan var mı, onu öğrenelim isterseniz. Benim anlatacaklarım var. Buyurun Samuel kardeş. Ben burada öncelikle adaylıktan çekildiğimi açıklayarak konuşmama başlamak istiyorum. Neden böyle bir karar aldın? Böyle bir karar aldım çünkü kardeşlik yasalarının ihlal edildiği bir konseyin başkanlığına aday olmam. Burada kardeşlik yasalarını ihlal etmek ihraç sebebidir Samuel. Kimi itham ediyorsun? Ziya Yılmaz kardeşliğimize ihanet etmiştir. İhanet! Kadından olur Samuel! Sana abilikten başka ne yapmış bugüne kadar he? Ziya Yılmaz adaylıktan lehine çekilmem için bana şantaj yapmış, bu şantajla kutsal birlikteliğimize ihanet etmiştir. Kimse benim şerefimle oynayamaz. Kimse bana iftira edemez. Asıl şantajcı sensin. Tuncay burada. Anlatsın kimin şantajcı olduğunu. Ziya abi, önce dinleyelim neyle suçlandığınızı isterseniz. Sizin mevzunuz bir açıklığa kavuşsun, biz de muhakkak konuşuruz. Ne oluyor kuzu? Benim gördüğüm sabah güneş doğudan doğdu. Batıdan doğmuştur yoksa kıyamet kopmuştur? Bu kasette dinleyeceğiniz konuşmalar dün gece Ziya Yılmaz'la benim aramda yaşandı. Herkesin dinlemesini rica ediyorum. Bu yaptığınız bizzat namussuzluk. Adaylıktan çekilmem için karımı bir adamla bir yatağa sokup kaydedip ondan sonra şantaj yapıyorsunuz. Ben mi senin karını yatağa soktum? Bana bak Sami, kendini baronluğa layık. Her şeyi bildiğini zannediyorsun. Bütün dünyaya hükmettiğini düşünüyorsun. Evinin içinde ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sen kim? Baron olmak kim? Bu kaseti hiçbir yerde yayınlayamazsın Ziya Bey. Buna gücün yetmez. Bütün sokaklara afiş yaptırırım Samuel. Benimle oyun oynama. Seni 7 kat yerin altına gömerim. Benden ne istiyorsun? Yarın konseyde baronluktan lehime çekildiğini söyleyeceksin. Karısını başkalarına peşkeş çeken bir adamın sözüne mi inanacaksınız? Onu kurtaran benim sözüme mi? Ziya Bey, bu konuşmalar gerçekten yaşandı mı? Ben konseyi büyük bir tehlikeden kurtardım. Düşünsenize Samuel'in kasedinin düşmanlarımızın eline geçtiğini.
Benim yaptığım şantajsa onların yapacağı ne olacak? Ziya Bey, bu yaptığınız kardeşlik yasamıza aykırı. O yasaları ben koydum kılıç. Ben Samuel'e aklı selim davranmasını gösterdim. Baron olamayacağını ispatladım. Bu şantaj değildir. Ama Samuel'in Tunca'ya yaptığı şantajdır. Ziya abi haklı. Samuel Bey bana şantaj yaptı. Varsa bir delilin Tuncay kardeşim getir. Konseyimizde onu da dinleyelim. Kuzum, ne yaptın sen Allah aşkına? Çok merak ettim. Delil olur mu bunun canım? Tırıma uyuşturucu koymuşsun. İddianı ispatlamakla yükümlüsün Tuncay kardeş. Nasıl ispatlayabilirim ki? Ben herkesin samimiyetine güvenirim. Bilhassa kardeşlerimin. Hiçbir kardeşimin yanına teyple gitmem. Buna ne demeli? He? Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Tamamen gücümü kardeşimin lehine kullandım. Seçimde beni desteklemesini istemem en doğal hakkım. İşte burada. İstediği herkese oyunu verir. Baskı altında olmadan. Ancak Ziya Yılmaz'ın konseyden ihracı için oylama talep ediyorum. Bu soytarılıktır. Yasalarımızın gereğidir Ziya Bey. Ziya Bey, bu şekilde giderseniz konseyimizin hakkınızda ölüm emri verme yetkisi ve hakkı vardır. Oturacağım be. Bu sirki seyredeceğim kılıç. Konsey yasamızın ihlalinin cezası olarak üyemiz Ziya Yılmaz'ın ihracı için oy birliği gerekmektedir. Ziya Yılmaz'ın ihracını isteyenler benim büyüklerimden öğrendiğim, fitne çıkmaması için ekseriyete tabi olacaksın. Kusura bakma Ziya Bey. Ben Laf Ziya'yım. Bu sirki başınıza yıkacağım. Allah, başımızda bir musa olmazsa biz bu Kızıldeniz'de boğulup gideceğiz.